Herkese selamlar. Bu videoda Forza Horizon 5'te terk edilmiş hurda Toyota AE86 modifiyesi yapacağız. Arabayı restore edeceğiz. Gördüğünüz barakanın yanından arabayı aldık. Bayağı mahvolmuş, camlar falan bile çatlamış. Sol tarafında da, sol kapıda da For Sale yazıyor. Muhtemelen ilk başta satmaya çalışmışlar ama başarılı olamayınca artık arabayı çürümeye bırakmışlar. Tabii biz ne yapacağız? Bu arabayı restore edeceğiz ve daha sonrasında da belki bir iki ufak drift yarışı falan açabilirim. Drift yarışı dediğimde muhtemelen TOG yarışı olur. Şöyle manzaraya karşı sürelim arabayı. Yani performans anlamında, yürüyen anlamında falan bir sıkıntısı yok. Hasarı anladığım kadarıyla kozmetik. Şöyle vites geçişlerini falan yapalım. Vites geçişlerinde falan bir sıkıntı yok. Hatta aracın içi bile gördüğünüz gibi tertemiz. Biz bu arabayı çok güzel bir drift makinesi haline getiririz, sıkıntı yok. Sonra da elimizden geldiği kadar da bir drift yaparız. Aracı ilk olarak gördüğünüz gibi beyaza boyadık. Daha sonrasında muhtemelen bir çıkartma falan ekleriz. Belki kaputu da karbon yapabiliriz. Onlara en son geleceğiz. Güneş doğarken ardından tepelerin çok güzel bir Toyota Corolla modifiyelerim. Hemen şöyle aracı turbo takarak başlayacağız. Tek turbo takacağım. Daha sonrasında geleceğim, burada motor parçalarını fullleyeceğiz. Araba bu arada gerçekten güzel bir drift arabası. Güzel performansı olan bir araç. Biz de hakkını vermeye çalışacağız. Şöyle ilk olarak motor parçalarıyla başlıyoruz tabi. Daha sonrasında görsel kısımlara da geleceğiz. Güzel bir jant ayarlamaya çalışacağız. Arabayı iyice yere basacağız. Hayvan gibi bir hale getireceğiz. Yani bir canavara dönüştüreceğiz. Şöyle intercooler'ı da taktık. Daha sonrasında geldik fren kısımlarına. Şöyle yarış tipi frenleri alacağız. Arabayı ne yapalım? Şöyle drift tipi yapalım ya. Dediğim gibi yanlayacağımız için drift tipi süspansiyon takmak çok daha mantıklı. Hafiften bir ağırlık artırsak mı? Artıralım, sıkıntı yok. Şuradan da zaten azaltım yapacağımız için dengelemiş oluruz. Daha sonrasında geldik dişli sistemlerine falan. Debriyajı taktım. Şanzıman 6 vites miydi bu araba? 5 vites miydi? Muhtemelen 5 olması lazım. Ama şöyle yarış tipini takacağım. Daha sonrasında geldim aktarma organlarına. Bunlar tabi yarış tipi olacak ve diferansiyel de drift tipi olacak. En sevdiğim kısımlardan birine geldik. Lastik ve jant ayarları. Önce drift lastiğini takıyoruz. Daha sonrasında ön tekeri 2 tık, arka tekeri de 1 tık büyüttüm. Hemen şöyle güzel bir jant seçmemiz lazım. Şöyle retro bir jant bulursak güzel olabilir. Hani aslında shooter jantlar gayet güzel ama daha farklı bir şey bulmaya çalışacağım. Evet beyler, bence jantımıza an itibariyle bulmuş bulunmaktayız. Şöyle hafiften de büyütelim mi? Şu çok mu olur? Yo, tamam, gayet güzel. Şöyle en sona da getirmedim. En sonun bir tık altı gayet iyidir. Hemen tekerleri dışarıya vuracağız. Hem daha rahat bir şekilde drift de yapabiliriz böylece. Daha sonrasında geldik tamponları falan ayarlamaya. Bu gayet güzel zaten. Ki bunun dışında çok fazla alternatifimiz de yok. Hemen geldik rüzgarlık kısmına. Hafiften şöyle bir spoiler ekleyebiliriz. Daha sonrasında tampon yapacağız yine arkaya. Yan marş piyel ve kaputa bakacağız ki gayet güzel. Buradaki işimiz bitti. Şimdi araca vinyl bakmaya gidebiliriz. Tabi buradan çıkmadan önce bir aracın özelliklerine de son haline de bakalım istedim. Araç 478 beygir gücüne ulaştı. 476 Nm torku var. Ağırlık da 860 kg ki baya hafif bir araba diyebiliriz. Geldik arabaya güzel bir vinyl bulmaya. Şöyle bakacağım. Şu herhalde Initial D'deki araba. Yapıştıralım acı. Garajdan çıkmadan önce şöyle bir arabaya bakalım. Bence gayet güzel oldu. Jantları falan da siyah yaptı. Zaten kaput da gördüğünüz gibi karbon oldu sanırım. Şöyle bir arabayı test edelim. Sesine falan bakalım. Ses gayet güzel. 10 numara 5 yıldız bir sesi var. Sakin. Önce şuradan şu çamurdan bir çıkalım. Bizim ev maalesef birazcık böyle çamurluk bir arazide. Sakin baba. Araba bayağı yanlıyor yalnız, bak söyleyeyim. Ses gayet güzel. Şöyle antilaglı turbomuzu da yerleştirdik. Bayağı güzel oldu. İçeriden nasıl duyuluyor? Gayet iyi ya. Ben bayağı beğendim. Şöyle hafiften bir kullanalım. Testimizi yapalım. Dediğim gibi zaten drift ekipmanları yerleştirdiğimiz için arabayı anlamaya bayağı müsait. Şöyle gazı verdiğim anda hemen arkayı salıyor bile. Ver yanı babuş. Of 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 of. Şöyle TOG yarışına geldik. Bakalım burada güzel bir şekilde yanlayıp ilerleyebilecek miyiz? Yoksa duvara mı toslayacağız?
Buralar daha düz, driftlik alanlar değil. Hızımızı kazanmamız gerekiyor ilk başta. Ki ileride de hayvani bir viraj var galiba bak. Naneyi yiyeceğiz gibi duruyor şu anda. Sakin, sakin, sakin. Ver yanı. Ver yanı. Tamam, en azından çarpmadık. Bu da başarıdır yani. Şöyle yanlaya yanlaya gitmeye çalışacağız. Çok güzel. Burası bizim Assetto Corsa'daki haritaya da biraz benzemiyor değil. Ver yanı, ver yanı koçum benim. Lastikler şu anda ağlamaya başladı yine. Yalnız 4. viteste drift yapsak daha iyi olabilir gibi geldi bana. Güzel. Oo, bak burada bir slalom tarzı bir şey de var galiba. Çarpmayalım, aman dikkat. Orada birazcık ağaçları falan budadık. Olur böyle. Güzel güzel. Araba hakikaten yanlama makinesi. İsterseniz dediğim gibi bu arabayla bir drift makinesi bölümü çekerim. Daha farklı bir modifiye yaparız buna. Tabi görsel olarak çok bir şey yapmak mümkün değil ama. Belki bir motor swap falan yaparız. Vinyl'ı değiştiririz. Aman arabayı çizmeyelim. Yeni masraf yaptık. Buradan dümdüz ilerleyeceğiz. Hop 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 hop. Arka tampon biraz çizildi. Daha yarışın %40'ındaymışız bu arada. Yarış dediğime de bakmayın yani. Parkur diyelim biz ona. Haydi. Çok güzel. Yani şurayı ezberlesem aslında çok daha rahat bir şekilde yanlayarak ilerleyebilirim. Aman dikkat. Aşağı uçmayalım ha. Lan o kadar masraf yaptık arabaya. Tamam hurda falan da. Sonuçta bizim yaptığımız modifiye masrafıyla bir araba alınırdı yani. Şurada bir drift yaparız gibi. Hop güzel. Sola, sağa. Bir daha sola anasını satayım. Çözdük bu işi, kaptık bu işi. Yalnız bir Assetto Corsa, bir Underground 2, bir Forza derken insanın var ya beyni bayağı şaşırıyor yani. Sağdan, sağdan, sağdan. Çarpmadan şöyle şurada bir drift yapmayı deneyeyim mi daracık alanda? Tamam sakin. Arabayı fazla boğduk. Sesi yalnız hakikaten muazzam ha. Şöyle aradan geçeceğim. Hop drifti yaptık hafiften. Çarpma 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 çarpma. Burası tek şerit. Yani benim amacım parkuru hızlı bitirmekten ziyade hafiften de şöyle şekil şukul yapmak. Hop. Slalom güzel. Çarpma. Yengeç gibi açıyı verdik yine yan yan. Evet bu araba 4. vitesi istiyor. Yine bir yanlamalık arazi alan. Neyse artık. Çok güzel. İşte vereceğimiz açının normalde hep böyle olması lazım. Tabi her zaman bu mümkün değil maalesef. Bir de araba hafiften bir dişli ayarı istiyor bence. Çok çabuk çünkü. Kesiciye giriyoruz. Nice. Güzel. İyi yanladık ha. Bas gaza. Biraz da bakalım nasıl, hızlı mısın değil misin, bir ona bakalım. Ayrıl da gel oğlum benim. Hadi bas. Hop. Aradan geçerim. Yine hafif bir driftimi yaptım. Hızlı şekilde 180 km ile drift ve finish'e 4 dakikada geldik ama dediğim gibi amacım hızlı bir şekilde bitirmekten ziyade biraz da araba yanlıyor mu, yanlamıyor mu buna bakmaktı ki bence bu araba drift makinesi bölümünde gayet güzel bir puan alabilir. Yavaştan videonun sonuna gelelim o zaman. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Arabayla ilgili yorumlarınızı da yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.